بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي فرض علينا صيام شهر رمضان، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد الذي سن لنا قيام شهر رمضان. رمضان ayı rozasın mağbirine bizlerle farz kılgan Allah Ta'ala'ya hamd sanalar bolsun. Ramazan kechalarini bizlerle eydan olup otkazışını sünnet kılgan Habib Peygamberimiz Muhammed Mustafa'ya salavat kılgan bolsun. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وإن شئت جعلت الحزن سهلا بقدرتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أزيزلر أشبو سنني مبارك رمضان آية أولا باشتغن بس رمضان آية روحي تربية قلب أقلبه axloq sayqali mavzusidagi suhbatlarimizni davom ettiramiz. Bugungacha ko'rgan suhbatlarimizdan qalbni poklash ilmi, ruhiy tarbiya, axloq sayqalining nimadan iborat ekanligi, mohiyati, bu ilmlarni ko'zda tutgan maqsadi, tarixi, bu ilmda kitob yozgan zotlar yozilgan kitoblar haqida va bu ilmga kirish qismi muqaddimasi va shunga o'xshash ibodatlarni va boshqa bir qancha qalbni poklashga vosita bo'ladigan narsalarni batafsil o'rgandik. Ana undan so'ng til ofatlari deb atalmish ofatlardan mo'min musulmon banda qandoq qutulishi, qalbini o'sha narsalardan qandoq qilib poklashi to'g'risida suhbatlar o'tkazdik. U yerda botil gaplardan, behuda gaplardan, shuningdek boshqa bir qancha til ofatlardan qutulish yo'llarini o'rgandik. Oxirgi suhbatimiz g'iybat, uning tarixi, uning sabablari, uni qutulish, undan qutulish yo'llari va qaysi holatlarda gapirilgan gap g'iybatga o'tmaydi va g'iybatdan poklanish uchun nimalar qilishimiz kerakligi to'g'risida batafsil suhbat qildik. Deyarli har suhbatda bu kabi suhbatlar boshqalarga o'xshab eshitib qo'ya oladigan emas, balki mo'min musulmonlarning xususiyatiga mos bo'lib qo'lidan kelganicha amal qilinishi lozim gaplar ekanligini ta'kidlab keldi. Alhamdulillah, mana shu ta'kidlarni samaralari ham ko'rinib qoldi. Ba'zi bir xabarlar, xususan shaxsan biz bilan bo'lgan muloqotlarda alhamdulillah bu suhbatlarning foydasi, samarasi yetishib kelayotganligidan darak beruvchi hodisalar, gap so'zlar ham bo'ldi. Kecha Akramjon degan bir yaxshi muxlis yigit borlar, kamtar, nihoyatda bir o'rnak bo'ladigan darajadagi musulmonlarimizdan telefon qilib, bir kishi umraga ketayotgan ekanlar, shuni sizdan duo olish umidi bor ekan, mandan qattiq iltimos qilishyapti, agar vaqtingiz bo'lsa qabul qilsangiz xursand bo'lar edik degan gapni aytdilar. Man xursandchilik bilan rozilik bildirdim. Bir muddatdan keyin shu Akramjon aytgan odamlar kelganligini, kutishayotganligini manga uyda xabar qilishdi. Tushsam 3 kishi ekan, so'rashib o'tirib duo fotihadan keyin ta'sir biz sizga uzr aytgani keldik. Kecha bilmasdan biz sizni haqqingizga noto'g'ri gap gapirib qo'yibmiz. Ochig'ini aytsak, g'iybatingizni qilibmiz. O'sha gapni eshitgan bir odam bizga nasihat qildi. Hozirgina g'iybat to'g'risida dars o'tirdi. Sizlar o'sha dars o'tgan odamni hozir g'iybat qilyapsizlar. Bu qandoq bo'ldi deb bizni ko'zimizni ochdi har bir birodarimiz.
Dedi var, o şu yanımda sabah bakan havasen de maydı buluştu. Hakikaten mani tasarrufunda, kopal mamuların siz işken iken. İlgiden bana çakırlarla da oturup alıp, rasım alıştı başlarsın. Hem bana, mani yanı iltimalın bu işi yaptı, arka delilerin bu işi yaptı. İltimas kıldım, şunu arka botiler, adamın fikrini top yaptı, buzu yaptı. Bazıları aldı, kısasıya saldı, oturdu. Ben başladım, yardımın hem zamanı aydı, ben de başlayamadıysam, bir tane sıfır kurtardı, yani altın iş başladı. Yani en azı bu adam yapımı başlamadı, bana tosarmaydı dediler. Bu müddet oldu mu? Bir de muhlis yediklerden vardı. Ben yani yardım kurtardı, o adamla sıfırı ne var dedim, mağazır. Ben kaptırak yapardım. Hareketim var, şuna kadar oldu, şunun tanıtı kılış gerek. İhtimal, hakları yapma vardı. Peki onların da his duyguları bana kursantılı değil ki, keçesinden okumaya çıktıydı. İttihabından tanımak içinden şu akramcanda bu onkolojinin başladı. Hususen bugün hazır biz bunu hareket yapmamız. Sizi razılı bir de alır, hakkınızı halam kılayım. Dert aytış, bu duayızı adamımızdan keyinci o meseleyle niyetlerimiz. İşte ben çok kursantılı oldum. Bir de kursantılı oldum ki, elhamdülillah, mençul yaptılar. Kişilerimizde, bir kişiye mi, üç kişiye mi, dört kişiye mi, tasarruf kılıçını başlattı. İnşallah bundan keyin yine devam etmemizde, yaşlı bir halatlar olabilir deken umutuna demek bizde kaygan oluşuyla sebep oldu. Allah onların hayırlarını versin, sakallarını dehret etsin, yönlendirilen ibadetlerine dergahında kabul eylesin, uzlarını ve bizim hakkımızda kılıçlanan dualarını kabul etsin. Bugün biz sohbetimiz çakımçılık hakkında. Çakımçılık hem tül afetlerinden bir afet hesaplanadı. Afet bugün de hem kette afetlerden hesaplanadı. Çakımçılık sözü Arap dilinde namime deyiladı. Ve lügat cihetinden, lügavi manasıdan bildirilen nesneni izhar kılış, zahir kılış, gösterişti. Kur'an-ı Kerim'de bir yakınlık yapıldı, bekleyip kalmadı. Çakımcı ki bu yakta, yani o şimdi aşkarlandı. Bir adım diye bu adım çakar. Ulamalarımız, ruhi takviye başarıları, çakımcılıkını tarif kılıp etişedi ki, çakımcılık, Mıroğlu'nun yakını, buzgunçılık niyetine başka bir yetkazıştan ibaret. Bir adamın yakını olanı da, başka adamlar varım, sana bu dedi, sana bu dedi, yapılardı, maksadı, uzunçluyum. Çakırıyken adamlara zarar yetkazır. Sen bu yapını alalım, yapırıyken adamdan, o zaman bir tamam umut kılış. Arada şu, fakat uzunçluyum niyetine yetkazır. Şunun için, ulamalarımız, çakırıcılıkla zararları, yakin çakımcılıkların kendi çıkış sebepleri dediğinde en üçün meseleler neler? Ne bu için çakımcılık zahir olur? Birinciden şu çakımcı adam, o hakikaten çakımcılık kılıyarken adamı, yardımını aparıp burada edilen adamı da zarar yeri kızışmasak da olur. Bunu bir kurunu kursak koyayım. Bana demek payetini paylaşıp geldim, ben de bir küçüğe de devam adamını yardımını yapardı, ben bunu alsam, bunu kabul edilir, namaz akılamam. Degen umudu buluşun mümkün. Yani, o şimdi yardımını alalım, çakımcılık sıfatında yedi kası yapacağım adamda bir tahası var. Varım o şimdi yakış gerek, onu köylemin takış gerek, razılımını almış gerek, ama bundan keyif, kan değil bir tahası da münasır. Demek maksadeki gelişiş yolu da çakımcılıkla hizmet kıldırışı gerek. Yok dediğinde o zaman nefsi bozuk, kalbim oha, bana şuna da koydu çıktı yapılarını, adamların arasını bozuşunu yakışık görerdi, şeytanlığı gelmeye girerken, şunun için çakımcılık kıladı, dediler ulamalarımız. Ulamalarımız çakımcılıkla nihayette zararlı bir adet sıfatıyla kalp keserliği sıfırda tarif edilir. Çakımçılık var yerine adalar vurulu saçlanır. Adamların birbirlerinin yaman görüş dereceleri ziyade edilir.
Ve çakımcılık var yerde kişiler ortasında, cemaatler ortasında düşmanlık ruhu küçeler. Uruz cancan, birbirinden uruz kalış manaları takaydı. Bazı bir tarihlerde karaganda, tuttu bir hayvanı soyup, keyin döşünün nümtaraganı sengeri, çakımcılık değil de camiyetinin nümtara parça parça taşıydı. Bu cüdahın ağır bir musibet tekerliğini ulamalarımız kayta kayta tahmin ediyorlar. Çakımcılık ne? Allah subhanahu wa ta'ala Kur'an-ı Kerim'de karar verir. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve la tut'i kulle hallatin mehin hammazin meşşâin binahin. Allah subhanahu wa ta'ala Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'e hitap edip en eşeddi kafirlerden birine Allah'a karşı çıkan, Allah'ın dinine, Peygamberine, şeriatine, Kur'an'a karşı çıkan eşeddi kafirlerden biri Vahid ibn-i Mughira'nı sıfatlar kurup bana şu çakımcılığından koşuyor. Her bir çok kasan uçurucu, askar, adamlarını ayırdığı için ve çakımcılık bulan yürürücüye yerleşmeyi davet kılmadığı ana en kez aşerdi kafirini sıfatlardan biri çakımcılık yeterliğini Allah subhanahu wa ta'ala özünün kitabı Kur'an-ı Kerim'de tertipler koyuyor. Bu, ana şunca o yaman sıfat burcanlığı için mu'mun Müslüman adam çakımcılık gezin var, yakınlaşması gerek olarak. Hüzeyfer Azamallahu Anhu'dan rivayet edilen hadisi şerifte Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَطَّاتٌ diyorlar. Yani çakımcı cennette girmeyi diyorlar. Bu cüda ağır musibet. Nihayette ağır musibet. Yani çakımcılık sıfatı bile sıfatlanırken, çakımcılık vasfı bile meşgul olan şahs, cennette kırmasını, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın gözleri, tertipler ve etkileri, bu manevi dert, bu kalp hastalığı, kançalık ağırlarsa, kançalık kurken musibet yeterliğini, hemenize yeni bir bağ gösterir. Cümleden burada çakımcılık başka zararlarına sebepsiz olabilir. Cümleden çakımcılık kıyarlarının kabirde azablanışlarına aynen şu sebep olabilir. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan rivayet kılgan kılıngan meşhur hadis var. Bu hadiste ekledi ki Uzatı ve Barakat Aleyhisselatü Vesselam yolda getirdik, iki kabrını aldıdan durdular. Toptan durup, bana şu ikisi azaplanacaktır, dediler. İki odaları, katta nesede azaplanacakları yok. Bittenleri, sildiğinden kaplanmasıdır. Yani yaşta kaplanmasıdır. İkincileri, çakımcılıkla yürürlüğe dediler. Bir rivayette gıybetini hem etmeyen yani iki rivayet var. Biri de gıybet, ikincisi de çakımcı. Ve o şehirde bir kol şahını alıp ikiye koydular da birinin bir kabrinin üstüne birinin bir kabrinin üstüne sancıp koydular. Şunlar kurulunca bunların azabı yeniden türeler dediler. Yani yani bu şahitlik, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın gözlerinin tertipler ve etkenliyatları, misal namunlar sıfatıda azamlanıp durgan kabir sahiplerinin kursatkarlarını bozup, bu nasıl hakikatte bolu kutkan verin. Yani bundan peyhan daim bolu duruşunu siz bilen bizge engelleyin. Yani şu manada biz kabir azabında kalmasızlık niyetimiz, umudumuz olsa
Ana shu azobga sabab bo'ladigan narsalardan biri bo'lmiş chaqimchilikdan o'zimizni saqlashimiz kerak. Nihoyatda ehtiyot bo'lishimiz kerak. Chaqimchilik to'g'risida kelgan oyatlar hadis-i shariflarni to'plab o'rgangan ruhiy tarbiya ustozlarimiz, mashoyixlarimiz, ulamolarimiz aytadilarki, chaqimchilik gunohi kabiradir. Katta gunohlardan, kaboir gunohlardan hisoblanadi. Alloh o'zi saqlasin. Bu endi ana shu chaqimchilik boragan. Ba'zan ko'pma odamlarning ichida bu narsa borligini o'zimiz hozir shunga muqtaro ekanligimizni ham tan olishimiz kerak. Ana shu kelgan rivoyatlardan boshqalardan qarab ulamolar chaqimchilikni zararlari degan band ochib bitta, ikkita, uchta, to'rtta qilib sanashgan. Chaqimchilik bu egasini do'zaxga olib kiradigan narsadir deydilar. Chaqimchilik qabr azobiga sabab bo'ladigan narsadir. Chaqimchilik jannatga kirishning yo'lini to'sadigan narsadir. Chaqimchilik azobdir. Bo'xtondir. Chaqimchilik askarlikdir. Munofiqning ishidir. Kofirning ishidir deb sanashib ketaveradi. Agar ularning qo'shadigan bo'lsa, juda katta yomonliklarni o'ylab chiqadi. Va shunday ekan, siz bilan biz mana shu darddan xalos bo'lishni tayyor bo'lishimiz kerak. Buni o'zimizda mana sifatini bilib oldik. Lag'oviy ma'nosini bildik, ta'rifini bildik, Qur'onda kelganini bildik, hadisda kelganini bildik, qanaqa narsa chaqimchilik bo'lishini bildik. Ana endi bundan qutulishni payidan ham bo'lishimiz kerak. Mashoyixlarimiz aytadilarki, chaqimchilikdan qutulishni bosh omili banda Alloh taoloning muroqabasini sezib turish kerak. Ya'ni Alloh har bir narsani ko'rib turganini, bilib turganini, eshitib turganini, hisob-kitob qilib turganini ma'lumimiz. Shuncha narsani bilgan zot bitta bandasini chaqimchilik qilayotganini bilmay qolishi mumkin emas. Ko'rmay yoki eshitmay qolishi mumkin emas. Yoki hisobga olib qo'yishi mumkin emas, chetda qoldirishi mumkin emas. Buni ustiga barobar olam ya'ni yerkamizni farishtalarni ko'rib turadi. Har bir zarrani miqdoricha ko'zga ko'rinmaydigan zarrani miqdoricha g'ibonatda yozib turadi. Bu chaqimchilik gunoyi kabira bo'ladi-yu biz qilsak yozilmaydi. Mana shu narsani doim inson sezib turishi kerak. Ikkinchidan ulamolarimiz chaqimchilik o'z egasiga Allohning g'azabini jalb qiladigan narsa ekanligini yaxshilab inson his qilsin. O'zidan o'tkazib tursin. Allohning g'azabini o'chiramayman degan niyati bo'lsa, chaqimchilikdan chetda bo'lsin. Keyin chaqimchilik qilib birovni yomondan o'sha odamning yaqini dushmanlik niyatida boshqaga yetkazib, unga zarar yetkazdimi? Bu dunyoda zarar yetkazdi. Bu dunyoda, bu dunyoda chaqimchini savobini olib, chaqimgan odamga beriladi. Agar buni savobi bo'lmasa, chaqimgan odamning gunohini olib, chaqimchini yelkasiga yukladi. Adolat bo'lish kerak, chunki bu dunyoda chaqimchilik qilib qo'yib o'tib ketdi. Jazosini olish kerak, jazo oxiratda qoldi. Aniq bo'lganki, ana shu narsa ham bo'ldi. Keyin yana bir omil deydi chaqimchi o'ziga nazar solsin. Qani buni chaqiribdi, lekin o'zini ham birov chaqimchilik bilan zarar yetkazishi bormi? Qilganiga yarasha tortadi-yu dunyomizga. Ayrı vardır, nusana vardır, kimlidir, yamandan koyulandır. Ana endi o'ziniyam biror bor boshqaga chaqirib, xuddi bunga qilgan yomonligidan ko'proq
boshida tushishi bor. Qarasqaraydi bunaqa narsalar yo'q. Yaxshi to'g'ri odam. To'g'ri yaxshi ahli solih odam chaqimchilik qilib o'zini bo'lmasligi kerak. Bu yaqin ham bo'lishi kerak. Bu yaqin ham bo'lishi kerak. O'zing to'g'ri ekansan, yaxshi ekansan. Yaxshilikni tushunib Ali ibn Ishtadr o'zini bo'lmasligi kerak bor dedi. Ana undaki chaqimchilikni o'rganib qolgan yoki shu narsaning sifatlaridan biriga aylanib qolgan odam dono qarasiga o'ylasin. Qaysi sabab tufayli chaqimchilik qilyapti? Birovni yomon ko'rishimi? Borib aytadigan odamdan ta'masi borligi uchunmi? Yana qanday, nima sababdan chaqimchilikka bu yo'l qo'yadi? Nuqson qayerda? Shularni bilib ketib, ro'yxatini tuzib, mana shu sabablarni yo'qotishga o'rgansin deydi. O'zini chaqimchiligiga sabab bo'layotgan narsalarni yo'qotsa, sababi yo'qolgandan keyin chaqimchilikni o'zidan yo'qoladi deydi. Shu bilan birga yana ruhiy tarbiya ustozlarimiz, mashoyixlarimiz ta'kidlab aytishadiki, ba'zi bir holatlarda sirtdan chaqimchilikka o'xshab ko'ringan narsa aslida o'zi chaqimchilik bo'lmaydi, buni ham bilish kerak. Misol uchun bir odam nihoyatda yomon odam. Yomonligini gapirish kerak odam. Shuni yomonligini gapirib turib, keyin o'zini ko'rib qolsa, yomonligidan qo'rqib u bilan shirin muomala qilsa, bu deydi chaqimchilik bo'lmaydi. Mana shu tarafni ham demak e'tiborga olish kerak. Ayniqsa, ba'zi bir noshar'iy ishlarni, shariatga xilof ishlarni qiluvchilarni ko'rgan odamlar rahbarlarga aytsa chaqimchilik bo'lmaydi. Mana siz ko'rganingizda noshar'iy ish bo'lyapti. Olam xodimingiz tayyor mahsulotdan o'g'irlab ketyapti. Shuni oldini olishingiz kerak deb birov aytsa, o'sha o'g'rini o'ziga yaxshilik qilyapti u. Gunohkor bo'lishini yo'lini olyapti. Demak, boshlig'ini haqqi bor. Unga borib aytish kerak. Mana bu narsa ham chaqimchilik bo'lmaydi. Chaqimchilik bo'lmaydi. Buni demak e'tiborga olish kerak. Undan keyin ulamolarimiz aytadilarki, chaqimchilikni jamiyatda yo'q qilishni eng faol samarali usullardan biri jamiyat a'zolari chaqimchiga nisbatan bir xil munosabatda bo'lib, chaqimchi kelib chaqimchiligini boshlaganda masalaga ishonmayman deyish kerak. Chunki u chaqimchiligi bilan fosiq bo'ldi deydi. Fosiqni qabul musulmonlarning oldida qabul bo'lmaydi. Og'ayim, gapingni chaqimchilik. Sen shu bilan fosiq bo'lyapsan, sening gapingni men qabul qilmayman. Ikkinchisi, nasihat qilsin. Og'ayim, mana shu ishing gunoh. Men bu gapingni qabul qilmayman. Undan ko'ra jin bo'l, mendan boshqa buni aytma. Desin. Undan keyin chaqimchidan gapni eshitib olib, nariga chaqirgan odamni haqida yomon gumon qilmasin. Bu gapirib ketdi, u juda yomon odam ekanda, man bilmay yurgan ekanmanda, o'zi bilmayapti, haqiqiy dalil yo'q. Chaqimchilikdan boshqa gap yo'q. Chunki Alloh subhanahu va taolo mu'minlarga xitob qilib, gumondan niroq bo'linglar, ba'zi gumondan gunohdir. Shuning uchun haligi demak odamni gapiga ishonib bir mo'min musulmonni bilib bilmay uni yuzasidan gumon qilishga bormasin. Undan keyin yana bitta omil gapni eshitib olib, gumonni qilib, chaqirgan odamni haqida jasuslik qilmasin. Borib paylab, chaqimchilik gapni qo'yibmi deyin, mana shunaqa qilyaptimikin deb, yo odam qo'yib, boshqa qo'yib, haligi ishni avj oldirib, nima?
ko'paytirib olmasin. Ko'paytirib olmasin. Mana shu ishlarni qilib borilsa deyiladi, chaqimchilik asta-sekin, asta-sekin jamiyatga yo'qolib, hamma odam buni zararini tushunib, gunohidan qo'rqib, inshaalloh jamiyatda hayrli parchalanish ma'nolari bo'lmaydi. Payg'ambarimiz alayhisolatu vassalom ham shu chaqimchilikni parchalovchi deb aytganlar. Al-aza deganlar. Al-aza nima desa, odamlarni orasida yurib, beliqol qilib chaqimchilik qilish deganlar. Jamiyatni parchalash ma'nosini aytganlar. Mana shu ma'noni demak biz bilishimiz kerak. Nihoyatda ehtiyot bo'lishimiz kerak. Bunga umuman yaqin kelmasdan, agar ba'zi bir duchor bo'lganlarimiz bo'lsa, undan qutulishni tayyor bo'lishimiz kerak. Til ofatlarini yana biri 200-lamasini deydi. Bizda 200-lamasi deyiladi, arablarda 200-lamasi ham deyiladi, ikkita birlik ham deyiladi. Birikta. 200-lamasi deyiladi nima? Desa, ulamolarimiz aytadiki, ikki urushib qolgan taraflarni orasida yurib, bir-biriga gaplashib, tezlikda o'tish kishi. Bir tarafga qolsa, narigi tarafni yomon deydi, ularni maqtaydi. Anavlar sizlar bu deyapti, bu deyapti, men sizlarni yaxshi ko'rganimdan shuni aytyapman, o'zim ham sizlarni avvaldan yaxshi ko'rardim, otaylar olaylamadi, yana nima desa deydi. Bular olovlanib ketadi, bular o'shanda o'zimiz ularni yo'q qilamiz, chaqiramiz, otaramiz deydi. U yoqqa boradi. U yoqqa borib, bularni yomonlab, ularga yaqinlikni aytadi. Mana shu tarzda buzg'unchilik yo'li bilan ikki urushib qolgan tarafni urushini avjol qiladi, rivojlantiradi va oralariga xilof solib, katta bir hisob hisobni boshlovchi odamni 200-lamasi deydilar. Ana shu, payg'ambarimiz alayhisolatu vassalom xuddi shundoq ta'rif qilganlar. 200-lamasi kim bilasizlarmi? Deganlarida, o'zingizlarga siz bilasiz, sizga aytib bering degan ma'noni aytishganda, zulvajhayni yahdi ila ha'ulai biwajhi va yahdi ila ha'ulai biwajhi. Bir qavmga bir yuz bilan boradi, ikkinchi qavmga ikkinchi yuz bilan boradi. O'shuning uchun 200-lamasi aytiladi. Bu ham katta gunoh. Bu ham katta gunoh. Hatto ulamolar 200-lamachilik chaqimchilikdan ko'ra kattaroqdir, ikki barobardir degan. Chunki chaqimchi bir tarafni yomonlaydi. 200-lamachi ikki tarafni yomonlaydi. Uning gunohi yana ham ziyodadir. Jamiyat a'zolari o'rtasida furqat, urush, janjal, kelishmovchilik, nizom urug'ini sochadi. Har tarafga, bu yoqqa ham, bu yoqqa ham sochadi. Shuning uchun buni gunohi chaqimchilikdan ham katta degan bo'lmoqdamiz. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam aytganlarki, kimning bu dunyoda 200 bo'lsa, ya'ni 200-lamachi bo'lsa, oxiratda unga yetadigan olovni tilib ikkita bo'ladi. Boshqalarni do'zaxlarni bitta olov kuydirsa, 200-lamachi do'zaxini ikkita olov kuydirib, ikkita kulib otilib chiqib kuydiradi. Mana shu dunyoda qilgan yomonligiga, gunohiga yarasha jazosi mana shunda bo'ladi. Mana shu e'tibordan, demak, siz bilan biz mo'min musulmon bandalar bu gunohdan ham o'zimizni saqlashimiz kerak. Mana shu chaqimchilik to'g'risida aytilgan gaplarning ko'pi bunga ham to'g'ri keladi. To'g'ri keladi. Buni ham demak, biz yaxshi bir o'zlashtirib olishimiz kerak. O'tgan safar ham aytdik, bu gaplarni hammasini eshitish yaxshi, tushunish yaxshi, lekin asos amal qilishdir. Amal qilishdir. Mana shularni eshitib, qandaydir bir qismi yodimizda qolgandan keyin o'zimizga hammamiz o'ylab, ha, hozirgacha men mana bu gapni bilmasa ekanman, endi shunga amal qilishim kerak deb hech bo'lmasa bitta darsdan bitta amalni o'rganib oshirib olsak, ikkinchi darsdan ikkitani oshirsak, ularni unutib, judayam go'zal insonlar bo'lib ketamiz. O'sha chaqimchilik tufayli, 200-lamachilik tufayli qalbimizda to'planib qolgan muammolar, fikrlar
جمعة ruhlarımız musaffa bo'ladi. Axloqlarimiz sayqallanadi. Haqiqiy islomiy axloq ruhlarimiz to'plangan bo'ladimiz. Alloh subhanahu va taolo barchalarimizni shahrimchilik balosidan, 200 namachilik balosidan o'zi asragan bo'lsin. Mana shu ma'noda bizga ilashib qolgan yomon sifatlar bo'lsa, qalbimiz borligi bo'lsa, ulardan tezroq qutulishimizni Allah Ta'ala'nın bozu nasibi bozu kıyam olsun. Savol. Alloh oyatlari yozilgan kitoblarni hojatxonalarga olib kirish mumkin emasligini bilamiz. Lekin hozirda oyatlarni qo'l telefonlariga yozish urf bo'lgan. Ana shunday vaziyatning hukmi qanday? Alloh subhanahu va taoloning o'zini, ismlarini va Allohga bog'liq har bir narsani ulug'lash mo'min musulmon bandaning burchi. Shuning uchun o'sha telefonga yoziladimi, maktabga yoziladimi, boshqa narsaga yoziladimi, ichida Qur'on bormi, olib kirmaslik kerak. Ya'ni ihonat ma'nosi, tavlid ma'nosini hech qachon nisbat bermaslik kerak. Biz mutlaqa. Shuning uchun o'shanda telefonga yozib olgan odamlar bo'lsa, qoraxonaga kirayotganda, noxona joylarga bo'layotganda, ko'chaga qo'yib, mashinasiga qo'yib, yomg'irovga berib qo'yib. Savol. Oyatda kelishicha Alloh insonni yerdagi xalifam, o'rinbosarim deb ta'riflagan. Shuni tushuntirib bersangiz. Alloh subhanahu va taolo oyat karimida "Nijamun fil ahli xalifa" degan. Farishtalarga ham yer yuzida o'zimni xalifamdan, o'rinbosarimdan yaratuvchiman, paydo qiluvchiman degan Alloh taolo. Buni ma'nosi nima? Buni ma'nosi Allohning irodasi va Allohga bo'lgan iymonni yer yuzida barqaror qilish. Inson Alloh yaratgan mahluqotlarning muhtoji hisoblanadi. Alloh dunyodagi barcha o'zi yaratgan narsalarni insonning foydasi uchun yaratgan. Va ana shu inson Allohga iymon keltirib Allohning irodasini yer yuzida qaror topishi harakatida bo'lsa, Allohning yer yuzidagi xalifasi bo'ladi. Alloh taolo yer yuzini obod qilgan deganmi? Shuni qiladi. Do'st birodar chiroyli yashaganing deganmi? Shuni qiladi. Mehribon bo'linglar, hatto hayvonot, nabotot olamlaridan behuda isrof qilmanglar deganmi? Shuni qiladi. Mana shular tufayli demak, inson Allohning yer yuzidagi o'rinbosari bo'ladi. Allohning irodasini yer yuzida qaror toptirish uchun harakat qilishni Allohning bandalarini yer yuzidagi o'rinbosarligi deydi. Alloh faqat yaxshilikka buyurgan, faqat obodonchilikka, tinchlikka, omonlikka buyurgan, ana shularni bo'lishi uchun harakat qilishi iymon e'tiqod bilan Allohning demak yer yuzidagi o'rinbosari bo'lish ma'nosini bildiradi. Savol. Namoz o'qish uchun o'z otasini da'vat qilsa bo'ladimi? Bo'ladi. Bo'lganda ham juda yaxshi bo'ladi. Juda yaxshi bo'ladi. Otalar hozirgi kunda to'plari o'tgan, demak, bu sovet davrida bo'lib o'sib katta bo'lib, diniy ta'limdan bexabar qolishgan. Ularni huzuri borib deydigan bo'lsak, mana bolalar, yoshlar alhamdulillah hozir yaxshi sharoitda o'sishi, Qur'oni yodlab namoz o'qib ibodatga kirishib qoldi. Odam bilan otalarini, onalarini agar namoz o'qimayotgan, shunaqa benamoz yurgan bo'lsalar, ishora qilishsa, bir demak iltimos qilishib, shunaqa namoz o'qinglar yaxshi bo'ladi deydigan bo'lsa, juda chiroyli bo'ladi, yaxshi bo'ladi. Albatta ota-onalar ham insof qilishlari kerak. O'zini bolasi namoz o'qib turganda benamoz bo'lib yurishni hech ravo ko'rmaslik kerak. Inshaalloh hammasi sekin-sekin yaxshilanib boryapti, yaxshi bo'ladi. Shu bilan birga shu namozdan yigit qizlar namozlarida, boshqa vaqtlarida ota-onalari namoz o'qimayotgan bo'lsa duo qilsin. Allohdan so'rab, shularga insof bergin, tavfiq bergin, rushd-i hidoyat bergin.
ibodatga solgan, namoz o'qib ro'za tutadigan bandalaridan bo'lsangiz, mana otamdan aytaman degan duolarni qilsin inshaalloh. O'sha duolar qabul bo'ladi. İnşallah aşık özelliği kuvvet kuvvetlerden derecelerde vatanelerden ibadet kirer. Bir buradan şuna kirlenir. Kasır değil, dua kirlenir. Çin dilden buna da insan koymazken dua kiriş gerekir. Ne var orada desen? Ben deyip şu namazı kirlenir. Kadının namazı okusun, buğalarını okusun, 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 şu buğala çıkanı sorulurken elhamdülillah hem sokuya kirlenir. O da okumayın. Dua kirlenir deyip. Yalnız hemeniz dedi, bu da bir değerli sana yaptı. Ben uzunluğum dedi, bana ne kadar var, şu dua kılanımda atanlayan desem var yani. De. İnşallah hem atalarını, analarını, ballarıyla koşup namaz okusunu nasip kısımlar var. Namazı da arttırırız. Saval, ota onam Mesihi dini de ötüp geçişti. Ular meni ham o'z yo'llariga davat qilishardi. Lekin men haq yo'l deb islomni bilaman. Ammo namozlarni chin dildan o'qiy olmayapman. Menga maslahat bering. Bu albatta katta musibatimiz. Ya'ni asrlar osha islomni eng mustahkam ta'minlaridan bo'lgan buyuk musulmon allomalarini tarbiyalab yetishtirgan bir yurtda bugunga kelib shu yurtdan asl demak ahalisine mu'min musulman olup yetiştiden bereket yetken kalka başka dinge oturup mürkat olup yetiştik cüda ağır musibet. Bunu düşünüp yetişmemiz gerek. Ana şu yüzyılın bağlı gırıptan bu günlerde kolumuzdan ki gelince nasihat kılışımız gerek, düşündürüşümüz gerek. Bu iş mutlaka altoğlu ekenliğine engelçimiz gerek. Bana bu hazırlığı savaş yazgan azizimizin derdine biz şerikimiz elbette. Bu kişiye demek namazgan aslendir. İhlas bulan o kişinin tavsiye kılamız. Namaz doğrusu dedi, namazın hikmetleri, faydaları doğrusu dedi, mahiyeti doğrusu dedi kitaplarını okusalar yaşı buladı. Bazı bir ahli ilimlerden doğru sohbetleşir. Mana shu o'zlarini namoz qilishda mustaqil bo'lishi uchun kerak bo'ladigan savollarni berib, ilm hosil qilishlarini taklif qilamiz va o'zlari aytgandek duo qilamiz. Alloh subhanahu va taolo bu birodarlarimizni iymonlarini baquvvat qilib, ibodatda sobit qadam qilsin. Avvalidan ham afzal bir namoz o'qishlarini nasib etsin. Bu kishini boshqa dinga o'tib ketgan ota-onalari qavmi qarindoshlarini Alloh taolodan ushbu hidoyat berib, insofi tavfiq berib, Allohning haq dinini islomga qaytishlarini, tavba qilishlarini va islomdagi ko'rsatilgan ibodatlarni ixlos bilan ado qilib boradigan bandalardan bo'lishlarini nasib etsin. Savol: duo paytida ota-ona farzandini oq qilsa nima bo'ladi? Duo paytida ota-ona farzandini oq qilsa nima degani? Buni qanday tushunish mumkin? Oq bo'lish ma'nosi ota-onani shariat ko'rsatgan chegaradan norozi qilishdir. Tushunarlimi? Masalan, uchun otasi namoz o'qib ro'za tutib yaxshi yurgan odam shariat doirasida ish buyuryapti, bir narsani talab qilyapti. Shunda u bola farq qilyapmasa otasiga, demak itoat qilmasa, shu shariat talab qilgani otasi buyurayotgan ishni qilmasa o'shanda oq bo'ladi. Hozirgi kunda namoz o'qisa ham oq bo'ladiganlar bor. Yigitlar bolalar kelyapti, mana deydi otam deydi namoz o'qisa ham oq bo'ladi deyapti, nima deydi? Qanday qilib bo'ladi? Mana domla ham qasqirayapti, o'sha eshitgan shekilli shu gapni. Shunaqa. Shuning uchun bu narsalar ota-onani oq qilishi ma'nosi shariatimiz ko'rsatgan doiradagi, ya'ni shariat buyurgan qil degan ishni ota-ona buyursa ham qilmasa, ana keyin o'sha ota-ona norozi bo'lsa bo'ladi. Lekin ota-onalarga doim nasihat, hech qachon oq qilishga shoshilish kerak emas. Bolalar yoshlik qiladi, bevoshlik bo'ladi, bilmay qolishi mumkin. Ota-ona sabrli bo'lish kerak,
Aslında payda Allah'tan balasıyla hidayet sorar, duş sorar, dua kılış kere, ah kılış kereyiz. O zı hidayet. Balası ah mı olmasa, üçün kesafa değilse, yine o zı başka kere. Agar juda maqtash lozim bo'lib qolsa, menimcha undoq, menimcha bundoq deydilar. O'zlaringiz bilib bilmasdan birovni Allohni oldida pokizalayman deb urinmanglar. Ha? Wala tuzakku ala Allohi ahadan. Alloh o'zi biladi. Bandani har bir narsasini biladi. Zarradan kichik narsasi bo'lsa ham biladi. Uni bandani maqtagani bilan yomon odam yaxshi bo'lib qolmaydi.